Evet, şimdi tek çift fonksiyonlar kısmına geçelim. Şimdi tanım kümesinde her bir x'er sayısı için f eksi x eşittir f(x) oluyorsa biz bu fonksiyona ne diyoruz? Çift fonksiyon diyoruz. Eğer f eksi x eşittir eksi f(x) oluyorsa biz buna tek fonksiyon diyoruz. Yani içerideki eksi kayboluyorsa çift, içerideki eksi dışarı atılıyorsa tek fonksiyondur diyoruz. Çift fonksiyonların grafikleri y eksenine göre simetriktir. Tek fonksiyonlar ise orijine göre simetriktir. Şimdi buraya baktığımız zaman bu fonksiyonlar aslında orijine göre simetriktir. Hani şöyle algılamamız lazım. Simetri ne demek? Şimdi mesela şurada bir A noktamız var diyelim. Bir dakika. Şöyle burada bir A noktamız var. Orijin de şurası. Şimdi ben A'nın orijine göre simetriğini aldığım zaman tekrar bu grafiğin üzerinde olabiliyor muyum? Şimdi bir noktadan bir noktaya göre simetri aynı doğru üzerinde olacak ve eşit mesafede olacak. Bak yine ne oldu? Bizim fonksiyonumuzun geri kalan kısmında bir nokta oluştu. Yani sürekli şuradaki noktanın simetri aşağıda ya da aşağıdaki noktanın simetri yukarıda olabildiği için orijine göre biz bu fonksiyonlara tek fonksiyon diyoruz. Şimdi şurada y'ye göre simetri. Mesela şöyle bir noktamız var diyelim bunun üzerinde. Bunun simetriği acaba yine bu fonksiyon üzerinde mi? Y eksene göre konuşuyoruz. Şimdi y eksene göre olduğu için ne yapacağız? Hem burayı dik kesecek hem de şöyle eşit parçadan olacak. Evet, bunun üzerinde görünüyor ve A üssüdür diyoruz. Bu şekilde buradaki bir sürü noktanın simetriği y eksene göre yine fonksiyon üzerinde olduğu için bu tür fonksiyonları biz ne diyoruz? Çifttir diyoruz. Bak burada da öyle bir durum var. Bak buranın simetriği y eksene göre burada. Sonra şuranın simetriği şurada. Ya da şuranın simetriği burada. Anlıyorsun değil mi? Evet. Şimdi dördüncü madde ne? İki çift fonksiyon toplamı farkı ve çarpımı da çift fonksiyondur. Bölümü çift fonksiyon olmayabilir diyor. Şimdi ben şey de söylemek istiyorum. Şimdi çift fonksiyonlar genel olarak x üzeri 2n ifadelerini bulundurur. Genel olarak diyorum da hani bazen mesela bir sayı da gelebilir. Örneğin bu. Birkaç tane yazalım istersen. Örnek veriyorum. 3x üzeri 4 artı 2x kare artı mesela 5. Bu çift fonksiyon mudur? Tek fonksiyon mudur? Aslında bakıldığı zaman bu çifttir. Bu çifttir. Bu bir şeye benzemiyor ama yanında aslında x üzeri 0 düşünebiliriz. 0 da çift olduğu için bu da çifttir. O, dolayısıyla bu fonksiyon nedir? Çifttir diyeceğiz. Fakat şöyle olsaydı örneğin 2x kare artı x artı 5. Bu çift değil çünkü x ortadaki x işi bozuyor. Bu aynı zamanda tek de değil. Biz buna ne tek ne de çifttir diyeceğiz. Yani ne tek ne çift diyeceğiz. Pekala. Şimdi iki tek fonksiyon toplamı farkı tek fonksiyondur. Bunları açıkçası ezberleme. Yani mesela iki tane fonksiyon hayal et. Bunlar tek fonksiyon olsun. Teklerde de bu polinomların kuvvetleri tek sayılardan oluşur. Mesela x küp tek midir? Evet. X üzeri 5 tek midir? Evet. Zaten toplamı bize neyi verecek? Tek bir fonksiyonu verecek. Bu şu an hani parça parça tek olduğu için toplasak da çıkarsak da tek fonksiyonu verir. Ama çarpınca işler değişebilir. Çünkü çarptığın zaman hani fx x üzeri 3 çarpı x üzeri 5 dediğinde x üzeri 8 doğar ki x üzeri 8 çift bir fonksiyondur. Yani çarpma için bunu biz söyleyemeyiz. Ama çiftler içinde bak çarpma da ne yapıyor? Yine çift doğuruyor. Yani iki tek ifadenin çarpımından çift çıkabilir. Ki öyle çıkar zaten. İki çiftin çarpımından da yine çift çıkar. Aslında olay kuvvetlerin toplamıyla ilgili. Pekala. Mesela şuradan bir başlayalım. Ben de çekileyim. Biraz daha büyütebilirim belki. Tek veya çift olup olmadıklarını belirleyin diyor. Bir kere bunun kuvveti 1, bu 3, bu tek. Şuna bakalım 4, 2, bu aslında x üzeri 0 diye yazılabilir. Bu çift. Peki şu. Şimdi bununla hiç ilgili bir şey söyleyemeyiz. Bunu tekli çiftle ilgili bir şey söyleyemiyoruz. Hani sadeleşebilse, sadeleştikten sonra bir şeyler kalabilse buna bir şey diyeceğim ama mesela örnek veriyorum x üzeri 4 eksi 1 bölü
x kare artı 1. Bu tek midir, çift midir gibi bir soru sorulabilir mi? Aslında sorulabilir. X kare eksi 1, x kare artı 1 bölü x kare artı 1 diye çarpan arayız. Şunları yok ederiz. Bu aslında nedir? X kare eksi 1'dir. Evet. Böyle düşünebiliriz. Ha, bu polinom mudur? Şu an bu haliyle bir polinom değildi. Konumuz polinom değil zaten. Böyle bir şey olsaydı bu, biz buna ne derdik? Çift derdik. Çünkü hani birin yanında x üzeri 0 düşünürsek bu çift olurdu. Yani her bölmeli ifade illaki böyle çizgi atıp geçilmemeli. Belki sadeleşiyordur. Güzel bir şey de çıkıyor olabilir. Şimdi buna bakalım. Buradaki durum ne? Bu çift. Bu bozdu. Bu tek. Bu da çift. Bu ne tek ne de çift diyeceğiz. İkisi de değil. Şimdi bunun yanına ben x ve 0 atarım. O zaman çift olur. Sıkıntı yok. Şimdi bu ne peki? Bunu açmak lazım. X kare artı çarpımın 2 katı 8x artı 16. Bu şu, görüyor musun? Bu tek. Şu ikisi çift. O yüzden bu da ne tek ne de çift deyip geçeceğiz. Şimdi bu ifadeye bakmak lazım. X üzeri 1 bölü 3. Şimdi 1 bölü 3 sence tek mi çift mi? İkisi de değil. Bu da yine nedir? Ne tek ne çift. Evet. Şimdi bunun için konuşursak bu da yine belirsiz. Çünkü x kuvvet nedir? Yani kuvvet belirli bir şey değil. Bir de mesela bunun şeyini çizersek, bak grafiğinden de bir nebze bir şeyler anlatmaya çalışayım. Bunun grafiği şöyle bir şey olur. Şöyle bir grafik olur. X0 için birden geçer. Şimdi bu grafik ne y eksenine göre simetrik ne de orijine göre simetrik. O anlamda yine nedir? Ne tek ne çifttir diyeceğiz. Pekala. Öbür sayfada ne var? Bir şöyle ineyim aşağı. Tek ya da çift olduklarını belirleyiniz demiş. Bu arada şunu söyleyeyim. Y eşittir mx formatındaki bütün doğrusal ifadeler kesinlikle tektir. Bu öyle. Bak şu noktanın orijine göre simetri buraya yapıyor. Bak A, burası A üssü. Yani buradan hangi noktayı seçersek seçelim. Orijine göre simetri yine ne olacaktır? Aynı fonksiyon üzerinde olduğu için buna ne diyoruz? Tek fonksiyondur diyoruz. Herhalde bir sıkıntı yok. Şuna bakalım. Bu y eksenine göre simetrik. Bak şu noktanın şu y eksenine göre simetriği şurada. Şöyle düşüneceğiz. Evet, o yüzden bu çifttir. Şimdi bu. Bu orijine göre simetrik duruyor. Şuradan bir nokta alsam bak bunun bak şuradaki A noktasının orijini biraz büyük çizeyim şöyle. Niye çizmedi bu? Bazen sistem atabiliyor. Evet, çizdi. Şunu şuna göre simetri yine nedir? Bunun üzerinde olduğu için biz buna tek fonksiyondur diyoruz. Buna baktığın zaman harika. Bunun simetriyi y eksenine göre, bak buraya A dersek o burada. Mesela şuraya B desek bunun simetriyi burada. Yani yine eğri üzerinde kalıyor. Y eksenine göre simetrik bu. O yüzden nedir? Çift fonksiyondur. Şimdi buna gelince bu ne orijine göre simetrik ne de y eksenine göre simetrik. Böyle yazalım. Ne tek ne çifttir diye geçelim. Peki sağ tarafta ne var? Şimdi kazanım bölümü. Kazanım kaç bu arada? 32. Y eksenine göre simetrik dediğine göre bu ne diyor? Çift diyor. Çiftlerde nasıl bir durum vardı? Fx eşittir fx'ti. Yani ben şunun yerine fx yazacağım. Şimdi burası 2fx yaptı. Sonra bu fx buraya giderse sağ tarafta bir fx kalır. Sol tarafta da 4 eksi x kare kalıyor aslında. F5'i soruyor. Çok basit. 4 eksi 25. Cevap da ne geliyor buradan? Eksi 21 geliyor C şıkkı. Şimdi orijine göre simetrik demek, bu ne demek? Tek fonksiyon. Fx eksi fx'ti. O halde ben şunun yerine eksi fx yazacağım. Bir bunu gördüm. Başka bir şey görmüyorum. Ve bize f-1'i soruyor. Yerine yazalım. Eksi 1 çarpı. Eksi var ya burada. Bu eksi de öne atayım bir de. O zaman içeride f-1 var.
Sonra eksi yine eksi 1. Bak şundan. Ve burası da ne yaptı? F eksi 1 yapıyor değil mi? Aynen öyle yapıyor. Bu F eksi 1. Peki buradan eksi 1'in dördüncü kuvveti. Ve artı 5 eksi 1'in karesi. Bakalım neymiş. Şurası artı yaptı. Bu F eksi 1. Burası artı yaptı. F eksi 1. Şuradan 1 artı 5. Yani 6 bu. O zaman iki tanesi 6 ise bir tanesi de ne gelecektir? 3 gelecektir. Cevap D şıkkı. Fonksiyon grafiği orijinal göre simetrik diyorsan tek fonksiyondur. F eksi x eksi fx. Şimdi şurada bak, burası aslında eksi fx. Ben bunu sağa atarsam sol tarafta 2fx oluşuyor. Burada ne kalıyor? 4x artı 6x küp kalıyor. Bize f eksi 5 sorulmuş. Eksi 5 yazalım. Eksi 5'i yazınca şurası eksi 5 kere 4'ten eksi 20. Burası eksi 125. Yani bizim 125'e 6'yı çarpmamız lazım. Şimdi 2'yi çarpsam 250, 750. Tabii bu eksi 750 yapıyor. Şurası eksi 750. Hatta bu eksi 770. Bir de bunu 2'ye bölersek f eksi 5 kaç yapacak bu? 300, hatta eksi 385 yapacak. Neredesin? Cevabımız A şıkkı. Aynen öyle. Pekala, burayı bitirdik. Bakalım ne var geride. Evet, kazanı devam ediyor bu arada. Şimdi yine orijine göre simetri demiş. Büyütelim. Evet, bu fonksiyon için orijine göre simetriktir demiş. Şimdi orijine göre simetrik diyor da bu durumda çift fonksiyonlar olmamalı. Yani çift ifadeler olmamalı. Bak burası çift. Bunu yok olması için katsayısının sıfır olması lazım. Bir de sabit sayılar da çift oluyor. O anlamda bak, sabit sayılar çift derken hani bunun yanında x üzeri sıfır çarpanı olabilir. X üzeri sıfır da çift olduğu için çift olur. Bunu da yok olması lazım, sıfır. Buradan m değerimiz 2, n değerimiz eksi 3. Sonrasında fonksiyonu bir yakalayalım. Bunların toplamı eksi 1. Bir de önde eksi var, artı 1. Yani x yapıyor o zaman. Ve bunların çarpımını vermiş bize eksi 6. Onu da burada yerine yazıyoruz. Eksi 6 çıktı. Cevap A şıkkı. Evet. Y eksenine göre simetrik dediğine göre fonksiyonumuz ne olmalı? Çift olmalı. Bu sefer de tek kaybolmalı. Yani tek ifade burada var. Burası sıfırlamalıyız. Buradan a değeri eksi 3 gelir. Fonksiyonu bir yerine yazalım. Fx eşittir. 3'ü, eksi 3'ü koyduk burada. Eksi 5x kare. Sonra şurası kayboldu. Şuradan eksi 3 yazdım. Artı 8 yaptı. Aynen. Şimdi bize soru f eksi 3'ü soruyor. A'yı çünkü eksi 3 bulduk. Şimdi eksi 5. Eksi 3'ün karesi 9. Artı 8 45. Artı 8'den de eksi 37 geliyor. C şıkkı. Pekala. Burada ne gibi bir durum var? Y eksenine göre simetrik. Yani fonksiyonumuz bizim nedir? Kesinlikle çifttir. Çift fonksiyonlar da mesela şurasını görüyorsun. Burası direkt zaten şeye eşit. F mutlak x'in kendisine eşit. Burada da bir tane daha var. O zaman iki tane var sol tarafta. Sağ tarafa gelelim. Şimdi sağ tarafta da çift olduğu için şurasının olmaması lazım. 0. M oradan eksi 2'ymiş. Eksi 2'yi de bir şurada yerine yazayım. Eksi 2'yi burada yerine yazarsam şurası artı 4x kare yapıyor. Bura kayboldu zaten. Zaten şurası da eksi 2'nin karesine artı 4 geldi. Yani f mutlak x fonksiyonumuz 2x kare artı 2'ymiş. Şimdi bize eksi 3'ü soruyor bu. Evet. Şöyle yapacağız burada. Bak. Normalde biz eksi 3 yazsak bile burası ne çıkacak? Bak x'in eksi 3 yazdığımızı düşünelim. Sen boşver. X'ine bir 3 yaz. 3 yazdığın zaman f3. Şurada ne geldi? 9, 18, 2 de oradan 20 geldi mi? Şimdi çift fonksiyon deyince aklında şey bulunsun. Genel olarak y eşit x kare parabolü bulunsun. Benim çok işime yarıyor. Sen de kullanabilirsin. Onu bir beceremedim çizmeyi. Şöyle bir şey düşün. Şimdi 3'te şuradaki değer, bak şuradaki değer nereye gidiyor? 20'ye gidiyor değil mi? Öyle diyor. Çift olduğu için bunun
Eksi 3'teki değer de 20'ye gider. O anlamda bunun cevabı ne olmalıdır? 20 olmalıdır diyeceğiz. Pekala, sağ tarafa geçelim. Şimdi f tek ve g çiftmiş. Şimdi eğer f tekse şu aslında eksi f 3'tür. 5. Yani f 3 nedir? Eksi 5'tir. Bir onu söyleyebilirim. G çiftse zaten g 4 de yine eksi 2'dir. Cevap direkt geldi. Şunların toplamını istiyor. Eksi 5 eksi 2'den eksi 7 çıkıyor. A şıkkı. Şimdi f çift g h tek. Şimdi f çift ise biz buradan f 3'ün 2 olduğunu, g tek ise f 2 eksi 3'e artı 3'e eşit. Hani bu eksi dışa çıktı. Bu eksi yok etti. Ve benzer şekilde h 4 de 5'e eşit. Soru bununla ilgili zaten. Şurası 3 eksi. Şunu 3'e çarpacağım 6. Artı bunu 4 ile çarpacağım 20. Buradan eksi 3 17 çıkıyor cevabı. Nedir? B şıkkıdır. Şimdi f çift bir fonksiyondur ve buradan da geçiyor diyor. Kesinlikle doğrudur sormuş. Ben koordinat sisteminden bir bakmak istiyorum olaya. Geçtiği yer neresi bunun? Eksi 3'e 2. Şöyle bir şey hayal et. Gene ben yeşil x kare parabolünü düşüneceğim. Yani bazen işe yaramayabilir bu ama çoğu zaman işe yarıyor. Yaramadığınız zaman başka bir yerden gireriz. Eksi 3'e 2'den geçiyorsun. Tamam. Zaten bu yeşil x kare parabolü değil şu an. Fark ettin ama sonuçta y eksenine göre simetrik bir parabol oldu. Eyvallah. Aşağıdaki hangisi bu fonksiyona ait bir noktadır diyor. Valla bunun devamını getirirsem 3 dedi 2'den geçer. Kesinlikle bunu biliyorum. Yani 3, 2 diye bir cevap verse varsa direkt işaretleyeceğim ve görüyorum. Cevap B şıkkıdır. Durum bu.